sen de ben de hala aynı şeyin peşindeyiz. İkimiz de hakkımız varken elimizden alınanın peşindeyiz. Sen ağalığın peşindesin Nazır. Yalan mı? Ben de hanım ağalığın. Şimdi diyorum ki sana, var mısın, yok musun? De bakalım, diyelim ki varım. Senden ne fayda göreceğim Zilan? Al bunu. Bu ne ki? Bu mektubun içinde 20 yıllık yalan var Nazır. Amcaoğlun Kamil'i babam öldürmedi. Gör bak bakalım kim öldürmüş. Gör ki o Halil'den de, o Bozbeylerden de intikamımızı al. Doktor anam! Doktor anam! İşte. Allah senin belanı versin diyar. Abi, yapma. Yemin ederim benim bir günahım yok. Sus. Sus, sus! Hanımam, doktor çağırayım mı? Ha? Hangi doktor derdime çare olacak ki Emine? Ah, oğlumun toprağı kurumadan. Gelinim canına kıymaya kalkıyor. Kızım canını içe sayıp kocaya kaçıyor. Allah'ım, Allah'ım sen evlatlarımı koru. Allah'ım, sen kızımı bana bağışla. Sen oğlumu kardeş katili olmaktan koru ya Rabbim. Ya Rabbim, sen koru ya Rabbim. Sus! Azrail'in olacağım senin, Azrail'in. Abi kulak kenarı yapma! Bacağım da abi kulak kenarı yapma abi! Bina şunları! Sen kimsin lan benim bacamı kaçırıyorsun? He? Şerefsiz! Gel buraya. Göstereceğim ben sana abimi. Yürü! Abi! 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 Dicle. İyisin canım, bir şeyin yok, geçti tamam mı? Bırakın beni. Bırakın beni.
Ne oldu Binnaz? Şey, doktor hanım düştü. Düştü. Nereden düştü? Nasıl düştü? Kafasını çarptı mı bir yere? Yok yok. Öyle düşüverdi birden. Binnaz. Adam gibi anlat, ne oldu bacıma? Dışarı çıkın siz. Dışarı dedim Ali ya. Açansana. Başım ağrıdı. Abi, abi yalvarırım. Abi yalvarırım, seviyorum abi. Kolay ölüm yok sana. Sana kolay ölüm yok. Evleneceğim. Abi evleneceğim zaten abi. Nasıl dokunursun lan sen benim bacıma? He? Abi evleneceğim. Abi evleneceğim. Kemiklerini kıracağım lan, elimde cam vereceksin şerefsiz. Abi evleneceğim. Gel. Hayır lan. Kendine gel. Kendine gel. Ağlata ağlata öldüreceğim seni. Ağlata ağlata kendine gel. Bozdoğan köyünün oraya gel. Kimseye bir şey söyleme. Yalnız gel. Hadi çabuk çabuk. Senin burada bir hayatın, bir düzenin var. Ya her şeyi geçtim, ben varım Ceylan. Gitme Ceylan. Dilde, bana ne olduğunu anlatır mısın lütfen? Sana yardım etmek istiyorum. Bu boynundaki iz... Düşmedin değil mi? Yalan söyledi Binnaz. Abime bir şey deme. Artık bana yaşama haram doktorun. Dicle'cim, konuşalım abinle. Yapma böyle. Hiçbir şey senin hayatından daha önemli değil. Sakın. Sakın doktorun. Bak, sen hiçbir şey bilmiyorsun. Anlat bana neler olduğunu. Anlatamam. Ama bak, abime bir şey demeyeceksin. Söz ver. Bak, konaktakiler bir şey yaptılar zannederler. Onlar bir şey yapmadı. Kimsenin bir suçu yok. Ben ne ettiysem kendime kendim ettim. Senin hiçbir suçun yok Dicle.
Hiçbir suçun yok senin. Seni istemediğin bir evliliğe zorluyorlar tatlım. Yok. Benim derdim başka doktor hanım. Ben çok büyük bir günah işledim. Artık kurtuluşum yok. Bacıma bir şey yaptıysa de bana, bir nas fena olur ha. Yok ağam, kim ne yapacak? Bir kere cesaret edebilirler mi? Vallahi el üstünde tutuyorlar hanımımı konakta. Sen hiç merak etme. Bir şey olursa da saklamayacaksınız. Anama da diyeceksiniz. Anladın? Anladım. Doktor hanım, nasıl bacım? İyi. Sen Dicle'nin yanına geç istersen. Hadi hadi. Ne olmuş? Onlar mı bir şey yapmış? Ya bunlar en sonunda o konağı yıktıracaklar bana ya. Halil Bey sakin olun. Ama meraklısınız yakıp yıkmaya siz de. Ya bacım söz konusu bacım. Bacıma eziyet ederlerse mutlaka yıkarım da yakarım da. Sen bunu boş ver. Bacım nasıl? Onu söyle. Yahu ayağı takılıp düşmüş işte. Mesele o değil zaten. Dizi çok zor durumda. Çok zor bir dönemden geçiyor. Belki bir süre hastanede yatmalı. Ben onu anama götürürüm. Biraz dertleşirler, toparlar, sen merak etme. Keşke o kadar kolay olsa. Doktor hanım, insan adının önündeki sıfatla yaşar. Bilmez misin? Dicle, Bozbeylerin geleni, pehlivanların tek kızıdır. Yarın öbür gün hanım ağa olacak. Bir derdi, bir sıkıntısı varsa kimseye belli etmeden çekecek. Güçlü olacak. Güçlü. Güçlü olmak zorunda. Hepimiz zorundayız. Başka çaresi yok. Hiçbirimizin yok. Sen ya da yanına peşine birilerini takarsan günah benden gider. Abi, kız yok vallahi ortadan. Ne demek lan yok? Bekleyin. Gelecek eşek gibi. Ona bak. O kızın bir numara yapmaya kalksın var ya, seni delik deşik ederim. İnşallah gelmez. Kızımı senin kucağına düşüreceğime ölürüm daha iyi. Önce seni gebertir, sonra kızını yine kucağıma oturturum. Yoluna ölme Gülbahar. Yalan ama! Sus. Canından olmak istemiyorsan sus Diyar. Bak seni oracıkta gebertmediysem, tamam mı? Oracıkta gebertmediysem daha büyük rezillik çıkmasın diye. Bin şu arabaya. Bin. Abi, abim. Abim ben suçum ya. Zorla kaçırdım. Tamam konuşma. Yemin ederim abi. Abi, abi. Hey.
Celil. Al şu anahtarları. O bu evde. Al bizim mekana götür. Ben gelene kadar kimse fiske vurmayacak. Ellerimle geberteceğim. Hadi. Başlın ağam. İpini çekmek bu kadar kolaymış demek. Ağam gelir neredesin? Bir bakınayım dedim. Odası hazır olsun. Laf etmesin sonra. Yavru işte. Bak yüzün gözün ne kadar derli toplu duruyor. Dağıtmayayım. Bu odanın da, bu masanın da yarısı benim. Anladın? Hadi yürü. Yürü lan! Yok hele bak, hele bak. Yarından tezi yok. Cümleten benim olacak. Hamo. Sen şimdi git köyleri dolaş. Yarın heyet toplanacak. Herkes burada olacak ha. Baş üstüne oğlum. Su. Ne yaptın, aldın kızı? Yok. Daha değil Asra. Merak etme sen. Bizzat kendim gidiyorum almaya. Ya Hasu, o kız ne kadar? Bir karış. Bir karış kızı zapt edemeyeceksen ne yapacağız? Ulan kaçıncı bu? Ya sen karı kızla baş edemeyeceksen sık kafana. Sen de kurtul, ben de kurtulayım. Ya o kızı alır, dediklerimi yaparsın, ya da ben sabaha okuturum selamı. Beceriksiz. Nerede kaldın kız? Ödüm koptu konaktan biri görecek diye. Bak bu ilktir sondur Zilap. Bu işin şakası yok. Eğer biri Nasır'la görüştüğünü duyarsa yani öldüğümüz gündür ha. Pıs pıs bağırma da duymasın millet o zaman. Ne konuştunuz? Ya ne konuşacağız? He dedi işte. Bundan sonra sana korku morku yok anacığım. Bak görsen, senin bu kızın var ya, Oz beylerin de pehlivanların da kaderini baştan yazacak. Bir değil, iki konağı hanıma alacağım. Ha, delinin değirmeni kendi kendine dönermiş. Bir değil de iki konağı hanıma olacakmış. Sen bu gidişle, bu kafayla değil konak, kabristanda kendine mezar taşı bile bulamayacaksın Zilap. Tövbe tövbe, ağzından yel alsın. Bir dinle, babamın mektubunu Nasır'a verdim. Gör bak nasıl karışıyor ortalık. Pehlivanlar 20 yıllık yalanı öğrendiler mi? Dicle'yi Kadir'e verirler mi? Dicle'den böylece kurtuldum işte. Şimdi Nasır da Halil'i gözden düşürecek. Aha bak görürsün. Böyle böyle ben Boz Beylere hanım ağa olacağım. Nasır da pehlivanlara ağa olacak. Bir ağayı avcına aldın da ikinciyi de alıp eteğine zil yapması eksik kaldı öyle mi? Sanki Kadir de Dicle'den sebep kovdu seni yatağından.
saf kızım benim. Az evvel konaktan çıkarken Dicle bayılıverdi diye doktora taşınıyordu. Ya gebeysen ne olacak? Gebeysen olacak. Düşürüverir işte. Aferin kız. Vallahi sen iyice oldun ha. Ama öteki kara kızı da unutma. Sana bir şey diyeyim mi? En tehlikelisi de o. Çünkü Kadir'in gönlü var onda. Sen merak etme anacığım. Ben ona da düşündüm bir şeyler. Vallahi bundan sonra kimse benim yoluma çıkamaz artık. Başımdaki sıkıntılar bir azalsın. Anneni de bulup getireceğim ben sana. Söz. Ama gitme Ceylin. Sultan, bağırma kızım, bağırma paşama. Bırak koştursun. Hey, kaç sene oldu şu avluda çocuk sesi duymayalı. Fidan ana. Hey yavrum. Yük olduk sana. Sana karşı yüzüm eğiktir. Affet. Nasır öyle kalk gidelim deyince ses edemedim. Gel yavrum. Gel otur şöyle. Bak yavrum. Teyze demek ana yarısı demek. Başımın üstünde yeriniz var. Senin de oğlunun da. Asıl benim yüzüm sana eğiktir. O hayırsız Nasır'la seni hiç baş gözetmeyecektim ben seni. Ne analığını bildin, ne de gelinliğini. Öyle deme Fidan ana. Az mı emek verdin bana? Hem çok şükür evladım var, karnım tok, sırtım pek. Daha ne olsun? Ay benim cefakar kızım. Ay benim cefakarım. Ana! Dicle! Kızını getirdim sana ana. Bak. Amcan gelmiş, amcan gelmiş. Amcan geldi tabii ya. Binnaz, çabuk konağa koş. Mektup, mektubu odada bıraktım da. Anacığım. Kurban olurum yavrum. Hoş geldin annem. Hoş geldin kızım. Ne o ağabeyinle beraber gelmeler falan böyle? Ne oluyor? İyiyim anacığım. Konakta düştüm de. Doktor hanıma gittik. Oradan geliyoruz. Sen nasılsın? Bir şeyin yok değil. Ha? Ağabeyinin canına minnet zaten. Koştursun dursun doktor hanımın peşine. Yok bir şeyim ana, merak etme. Sultan. Dicle. Kusura bakma. Aklım başımda değil bu aralar. Nasır abi çıkmış. Geçmiş olsun. Şükür. Sağ olasın. Dicle'm. Haydi buyurun. Haydi kızım. İçeri geçelim, çay içelim. Binnaz. Koştur kızım. Çay demle de gel. Haydi bakayım. Haydi. Binnaz konağa dönsün ana. Biri öpmeye geldi. Konakta biraz işler karışık da. Çayları ben koyarım ana.
Haydi yavrum. Haydi koş. Geç Dicle. Geç yavrum. Amca, maç yapalım mı? Oğlum senin okulun yok mu? Sabah akşam top beşindesin ha? Yarın yazdıralım seni okula. Dersine çalış, karneyi görelim. Ondan sonra ilk işim seni sahaya götürmek olacak. Yemin et amca, yemin et. Lan tamam işte götüreceğiz. Önce bir okula git. Hadi şimdi topunu oyna, hadi bakalım. Hadi. Aslan parçası. Neredesin sen kızım? Ya babama gittim yani, unuttun mu? Ya onu geç der, diğerden haber var mı? Sen kendi işine bak. Ağzını da sıkı tut. Anana söyleme sakın. Ya da dövel duyar sonra. Yok ana, tövbe açmam ağzımı. Ya bir duyulsa büyük rezillik. Ya Kadir bir bacısına sahip çıkamadı desinler, ister miyim ben? Kovsa da sövse de kocam işte, ne yapacaksın? Hadi hadi, ayak altında dolanma. Yıvana Dicle ne oldu? O da bayılmış ya. Uz ötüden. Yemiyor, içmiyor. Tansiyonu düşmüş. Ya hanımım, ayaklanmışsın ya. Çorba getirdiydim sana. Bak biraz ye, iç, bir şey olacak sonra fena olacaksın ha. Yemin abla ya, doğru dedi anam. İç de bak sonra Dicle gibi bayılır kalırsın sen de. Allah korusun. Anneciğim! Ne oluyor? Anne. Kimse ağzını açmayacak. Gel burada kalacak. Der, bir doktora gösterelim. Belki el eline değmemiştir. Gizleriz herkesten. Ana iş işten geçmiş. Beni daha fazla konuşturma. Kadir nereye? Kadir'in bacısına dokunmak neymiş göstereceğim o şerefsizi. Kızım nasıl düştün? Doğruyu söyle bak bana. Vallahi seni iyi görmüyorum ha. Yok bir şey anacığım. Başım döndü, tansiyonum düşmüş. Hem benim yüzüm nasıl gözünde iyi olayım ki ana? Ömer'im gitmiş. Bak kızım, olmuşla ölmüşe çare yok demişler. Ne diyeceğim? O Zilan uğraşıyor seninle hala. Yok. Hepsi kendi derdinde. Peki ya o Kureyş'e? O artık sataşmıyor sana değil. Yok ana, merak etme sen. O kendi kızının derdinde. Ne olmuş kızına? Kız desene. Ne olmuş Diyar'a? Diyar kaçtı. Ay, kocaya kaçtı. Çekeceksin sen de evlat acısı Kureyş'e. Ben az çekmedim. Allah biliyor ya.
Hoş geldin amcaoğlu. Sen de hoş geldin. Hayırdır, beni mi bekliyordun? Bir çay söyleyeyim sana istersen. Ya amcaoğlu, nedir bu izzet ikram? Ben misafirim. Ya dedim gidelim amcaoğluyla şöyle bir hesap kitap kontrol edelim. Bekledim, bekledim, gelmedin. Dedim herhalde köylerde işler yoğun koşturuyor. Bana bak Nasır. Amcamın oğlusun. Kanımsın. Sırf babanın hatırına başımın üstünde yerim var. Hakkın senindir ama ayak altında fazla dolaşma. Ezerim. Sen neyi eziyorsun? Başımı? Benim başım senin ayağına büyük gelir amcaoğlu. Ha. Eğer ki bu koltuğu birine kaptıracağım diye korkuyorsan, o koltuğu boş bırakmayacaksın. Koltuğa oturmakla ağa olunmaz amcaoğlu. Koltuk, ağa oturunca ağa koltuğu olur. Anladın? Kime kaçmış kızı? Of. Ne bileyim ben ana kime kaçmış? Alo. Fidan ana. Dicle'yi versene. Kız Binnaz, ne yapacaksın Dicle'yi? Alo. Binnaz ne oldu? Ya mektup falan yok burada. Diyarı getirmişler, aşağı kapatmışlar. Konakta yıkılıyor zaten. Yetiştim Binnaz, yetiştim. Kız ne oluyor? Ya diyarı bulup konağa getirmişler. Benim acil konağa dönmem lazım. Ya hadi görüşürüz. Efendim? Siz buyurun. Burası arkadaşımın evi. Siz kimsiniz? Nasıl girdiniz içeri? Ne arıyorsunuz burada? Öyle mi? Ceylan'ı tanıyor musunuz? Çok sevindim. Ben de onu arıyorum. Ha pardon. Kendimi tanıtayım. Enver ben. İstanbul'dan geldim. Eniştesiyim. Ha öyle mi? Pardon. Ben de Leyla. Karşı evde oturuyorum. Ceylan sizden bahsetmişti. Teyzesinden yani. Eksik olmasın. Çok sever bizi. Nerede biliyor musunuz? Teyzesi çok merak ediyor Ceylan'ı. Yani bu Gülbahar'ın başına gelenler yüzünden hastalandı. Enver git bak gör dedi. Olmadı tut kolundan getir dedi. Ya. E buyurun böyle kalmayalım bana geçelim. Rahatsızlık vermeyeyim size. Yo yo olur mu? Ben de Ceylan için çok endişeliyim. Hem biraz konuşuruz. Buyurun. Affet beni anneciğim. Ama yemin ederim kurtaracağım seni o hayvanın elinden. Kurtaracağız. Buyurun. Ceylan da gelir zaten şimdi. Evden de pek çıktığı yok. Annesi belki arar diye bütün gün telefonun başında bekleyip duruyor yazık. Buyurun lütfen. Thank you.
kimmiş neymiş öğrendin mi Celil? Emin Ali'ymiş adı ağam. Musaybinliymiş. Çarşıda kahvecilik yaparmış. Ulan bunu ne haddine ağa kızı kaçırmak? Bunda bir başka mesele olmasın Celil? İyice sıkıştırdım ağam. Seviyorum diyor, başka bir şey demiyor. Ben göstereceğim ona şimdi sevmeyi. Nihal, ayağa kalk, yüzüme bak. Yüzüme bak dedim. Oğlan, sen yoldan geçerken kolundan tutup kaçırmadı ya. Ha? Sana sordum Diyar. Bu adamı tanıyor muydun? Konuşsana. Özür dilerim. Görüşüyordunuz yani. Hangi ara yoldan çıktın kızım? Ne zaman ağa kızı olduğunu unuttun? Abinin daha toprağa soğumamışken sen ne işlerle uğraştın Diyar? Anneciğim, anneciğim. Ne olur affet beni anne. Nereden bilecektim ki böyle olacağını? Hem sen hiç mi güvenmiyorsun bana? Hiç mi tanımadın kızını? Anne, Dicle yengeme sor istiyorsan. Telefonunu çaldım, mesaj attım ona. Beni kaçırdı, kurtarın dedim. Dedim anne, dedim. Sen yüz vermişsin ki o da kaçırmış. Nerede yanlış yaptık? Neyini eksik ettik Diyar? Neyini eksik ettik de ateş düşürdün ocağımıza? Hem kendini yaktın. Hem de benim yüreğimi yaktın. Annem. Ne olur affedin beni. Annem kıymayın bana. Kıymayın ne olur. Sen zaten kendine kıymışsın Diyar. Önce Allah affetsin. Sonra da inşallah abin affeder. İyi ki geldiniz Enver Bey. Ceylan da çok sıkıntılı günler yaşadı. Aileden birilerini görmek ona da çok iyi gelecek. İstanbul'a mı götüreceksiniz onu? Tabii. Gencecik kız burada bir başına yalnız. Eşimin içi rahat etmez. Haklısınız tabii. Siz buralı değilsiniz herhalde değil mi? Ha yok, doktorum ben. İstanbul'dan geldim tayinle. Öyle mi? Güzel, çok güzel.
Bir zamanlar ben de ilaç işi yapmıştım. Tıbbi mümessizlik. Anadolu'yu karış karış dolaşmıştık. E tabii o zamanlar gençlik de var. Ya ne güzel. Abi dinle ne olur dinle abi. Sen kimsin lan benim bacımın yanına yaklaşıyorsun? Seni kim bizim bu kapımıza musallat etti oğlum? Abi vallahi kimse musallat etmedi abi. Abi benim bir suçum yok. Abi seviyorduk birbirimizi. Başka çarem kalmadı kaçırmaktan başka. İstesen verecek miydiniz abi? Ne istemesi ulan? Ne istemesi? Benim bacım daha çocuk. Benim bacım daha çocuk. İftira attın değil mi? He? Zorla kaçırdın onu. Abi yeminle seviyorduk birbirimizi abi. Abi biz zaten görüşüyorduk. Kınayın bize. Yemin ederim abi. Affedin abi bizi evlendirin. Evlendirin abi. Affedin bizi. Ne diyorsun lan sen? Ne diyorsun sen? Abi telefonum abi. Abi telefonuma bak Allah aşkına abi telefonuma. Abi biz zaten görüşüyorduk. Benim niyetim ciddiydi abi. Bana seni vermezler diyeceğin ellendim kaçırdım abi. Telefona bak Allah aşkına kıymayın bizi. Nerede bu şerefsizin telefonu? Arabada kaldı ha. Hemen geç. Çabuk. Ulan her türlü elimde kalacaksın benim. Bacımın günahına girdiysen de elimde kalacaksın. Kanına girdiysen de elimde kalacaksın. Sana kolay ölüm yok oğlum. Abi. Abi ne günahına girdim ben kanına girdim. Abi hatta rahmetli Ömer abinin düğününde kendi geldi tanıştım. Ne diyorsun lan sen? Yeminle diyorum bak. Ondan sonra zaten biz gizli görüşmeye başladık. Ulan evden okula okuldan eve giden kızla gizli mi görüşüyordun? Evet abi gizli görüşüyorduk. Hatta bir kere okulun önünde yakalıyordun sen bizi. Hani senin arabanın tekeri patladıydı. Yardım ettiydim sana. Vay kansız. O gün fark etseydin de kafana bir tane sasaydım seni. Abi ne vuruyor ya? Bana abi deme lan. Azrail'in olacağım senin. Abi biz kendi aramızda yüzük bile taktık ya. Buyur abi. Onun bunun çocuğu. Abi Allah aşkına abi. Allah Kadir. Allah Kadir. Sen beni o bacınla evlendirecek Kadir. Sen beni o bacınla evlendireceksin. Ben de bu dayakları senin burnundan fitil getireceğim Kadir. Getiremezse bana demir edemesinler. Göreceksin. Ceylan geldi galiba, ben bakayım. Gel bakalım güzellik, kucağıma gel. Ceylan, ne oldu canım? Neyin var canım, ne oldu?
İçeride sana bir sürpriz var misafir. Enişten seni görmeye gelmiş. Yeğenim, nasılsın? Beni de gördü ya, sinirleri boşaldı. Ağla, ağla güzelim, rahatlarsın. Götüreceğim seni buralardan, gideceğiz. Teyzen de seni bekliyor bak. Hemen gideceğiz. Aa Ceylancığım. Dur ben sana bir bardak su getireyim. Hadi siz de içeri gelin. Bana bak. Ağzını açarsan doktora yazık edersin. Tıpış tıpış geleceksin enişten. Anladın mı? Hadi içeri gelin. Bizi hiç rahatsız etmeyelim Leyla abla. Hemen gidelim. Sağ ol. Ya aşk olsun Ceylancığım, ne rahatsızlığı? Hadi buyurun lütfen. Biz yeğenimle biraz baş başa kalalım doktor hanım. Alakanız için teşekkürler. Çok memnun oldum Emar Bey. Ceylan size emanet. Benim de içim rahat artık. Biz de seninle önce güzel bir yemek yiyelim ha. Hadi yiyelim. Hadi. Tatlım. Ne yazıyordu ki mektupta? Ya ne yazmıyordu ki? Her şeyi anlattım. Emin Ali'ye, Ömer'i onun vurduğunu, sırf bana gıcıklık olsun diye diğeri kaçırdığını, her şeyi. Ya Rabbim, ya niye beni kurtardın? Benim kurtuluşum yok artık Binnaz. Yani Kureyş Ağa'nın eline geçtiyse o mektup. Eğer abim de duyarsa, yani zaten beni kesin öldürecekler. Kureyş Ağa seni çağırıyor gelinim. Bekle dedim sana be Ceylan. Gitme dedim be gülüm. Bekle dedim.
Annem nerede? Annemi görmek istiyorum. Bana bak. Burada kimin ne yapacağına ben karar veririm. Öyle diklenmeye devam edersen ananı anca rüyanda görürsün. Annemi görebilir miyim lütfen? Aferin. Çabuk öğreniyorsun. Bunu anasına götürün. Sonra biz baş başa kalırız. Beni çağırmışsın ona. Nasıl oldun? İyiyim bana. Sakın bir daha böyle şeyler yapma. Kendini de arkanda bıraktıklarını da perişan edersin. Senin bu konakta canın da sağlığın da bana emanet. Allah korusun, sana bir şey olursa iki aşiret birbirine girer. Günahsız insanlara olur, ne olursa. Ağa kızısın, ağa karısısın. Canını da emanet gibi taşıyacaksın. Anladın mı? Haklısın ana. Bak şimdi. Sana bir şey daha soracağım. Diğer bundan mutsuzla görüşüp ediyormuş. Biliyor muydun? Yani biri var diyordu ama. Kimmiş, neyin nesiymiş? Biliyor muydun? Mesaj çekmiş. Gelin beni kurtarın. Zorla kaçırıldım diye. Doğru mudur? Vallahi kimdir nedir bilmiyordum ana. Mesajı da daha yeni gördüm. Yani sen de biliyorsun ana. Ben zaten kendi canımla cebelleşiyordum. Allah'ım. Allah'ım sen evlatlarımı koru. Aklımı yitireceğim. Kime üzüleyim? Kime döneyim? Kime ağlayayım? Anacığım. Ne olur bırakma kendini. Kadir diyarı bulduğunda. İş işten geçmiş. Oğlumdan sonra kızımı da bu toprağa vereceğim. Allah belasını versin o yiğidin. Ay, bin kere verecek. Verecek de. Ulan benim kızıma oldu. Oğlum güzel güzel. Evi de ne güzel olmuş onun. Ay ne güzel olmuş eve. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Buyur geç Halil ağa. İslam parçası. Nasıl? Alışabildiniz mi birbirinize? Topaç demek istedin herhalde Halil ağa. Ya sen de tuhaf bir isim koydun şu hayvana.
Topaç neymiş ya? Oyuncak mı bu? Aslan parçası işte. Halil ağa, topaçı mı görmeye geldin? Yok, seni görmeye geldim. Bugün konuşuyorduk, yarım kaldı. Kızmıştın bana. Bir şeyler konuşacaktık. Aklında kalmasın, içinde kalmasın diye dedim. Söyle, rahatla, dök içini. Ne kadar düşüncelisin. Alo, buyurun. Alo, doktor hanım, Fethiye ben. Hani benim oğlan ateşlendi, geçen gün sana getirdim. Hatırladın? Ha, evet evet, hatırladım. Nasıl oldu oğlan, düşmedi mi ateşi? Yok doktor hanım, gündüz idamlar şimdi car car yanıyor. Hemen sirkeli beze sar, acile götür Fethiye. Hastaneye nasıl gideyim? Banyoya geldim temizliğe. Beyim de yok, arıyor da açmıyor. Kaldım böyle, ne olur bir şey yap, ölüyor evladım. Tamam, neredesin sen? Adresini söyle bana, ben geleyim o zaman. Tamam. Tamam, geliyorum. Ben gelene kadar bir şey yapma, tamam mı? Bekle beni. Hastaya mı gidilecek? Ben götüreyim seni. Olur vallahi. Çantamı alayım, çıkalım o zaman. Kendi ellerimle o çakallara yem ettim kızım. Kurtulacağız anneciğim. Bir yolunu bulup kurtulacağız buradan. Kurtulacaksınız, kurtulacaksınız. Merak etmeyin. De bakayım nasıl oğlum? Kız yanımda. Halledeceğim demiştim sana. Hakikat. He dedi. Yapacak. Anasıyla dertleşiyor şimdi. Konuşacağım birazdan. Sıkıysa kabul etmesin. Yapacak tabii. Anası nasıl? Tam kıvamına geldi aslında ha. Haso bak. Benden haber bekle ha. Kaç güne kalmaz, onu da ortaya çıkarırız. Şu Halil ağayı iyice bir rezil rüsva etsin. De haydi. Çok uzak mı bu gideceğimiz yer? Epey uzak. Ama merak etme, yetiştireceğim ben seni. Seni ben herkeslerden sakındım da bir kendimden sakınamadım güzel kızım. Anneciğim düşünme bunları şimdi. Bana söz ver. Fırsatını bulduğun an kaçacaksın. Anne beraber kurtulacağız buradan. Beni bırak. Sen kaç kurtul. Söz ver, kaçacaksın. Tamam anne. Beni unut. Burada yaşananları unut. Annem öldü diyeceksin. Sonra buradan kaçıp kurtulsan da hep bu odanın içinde hapis kalırsın kızım. Başka yolu yok. Kurtulmak istiyorsan önce beni öldüreceksin. Bu kadar aile saadeti yeter artık ha? Seninle baş başa konuşma vakti geldi artık. Kızımı bırak. Ne yapmak istiyorsan bana yap. Etti be. Gel bakayım. Yeter Hasan, bırak kızımı.
Çekil ayağımın altından. Sana bundan sonra hap da yok. Efendi olmayı öğrenene kadar hap yok. Senin bu anan bir de hapa alıştı iyice. Yediği içtiği yetmiyormuş gibi bir de bunu çıkarttı başımıza. Senin anlayacağın masrafları çok arttı. Bundan sonra masrafları sen edersin. Al. Kızının güzel hatırı için. Akıllı ol. Ceylan! Emine abla. Sana bir şey soracağım. Şimdi bugün öğlen biz Dicle'yi doktora götürdüğümüz sırada büyük odaya giren oldu mu hiç? Ya ne bileyim ben. Ne oldu? Ha, yok bir şey ya. Yani sen girmedin hiç. Yok kızım, girmedim. Temizliğe koşacak halimiz mi var, baksana kızım. Bu ne? Diyarın yemeği. Sen götür. Benim içim kaldırmayacak kızı o halde görmeyi. Aa bak, anahtar orada. Tepsiyi bırak gel. Hiçbir şey konuşma. Hanım ama öyle tembihledi. Ana yüreği kızım. Kıyamıyor. Evlat. Ne yaparsa yapsın evlat. Kime götürüyorsun onu sen? Götür onu içeri. Bakma yüzüme aval aval, götür! Ben demediğim su bile vermeyeceksiniz Emine. Şey ağam, kızma. Hanım ağa dediydi de hani... Sen bana ne hikaye anlatıyorsun? Ben ne dersem o olacak. Ulan bak, hepiniz yakarım ha. Hepiniz yakarım. Kadir! Neredesin sen oğlum? Ana sen gir, geliyorum. Dinlemediniz. Beni madara ettiniz. Masrafa soktunuz. Elimi kana buladınız. Düşmanıma düşman kattınız. Daha sayayım mı lan? Şimdi hepsini bir bir telafi edeceksin. Yoksa ananı da seni de gebertir, bir kenara atarım lan. Anneme dokunmayacağını söz ver. Onu hastaneye yatırayım, ne istiyorsan yapacağım. Yok ya. Hayır kurumu muyum lan ben? Anan burada kalacak. Sen de ne dersem harfiyen yerine getireceksin. Benim için çalışacaksın. Kimselere de ağzını açmayacaksın. Verdiğiniz zararları da sen ödeyeceksin. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı lan? Anladım. Aferin. Aferin. Adana'ya mı gideceğiz? Orada mı çalışacağım? Adana mı kaldı kız? Burada çalışacaksın. Burada olmaz. Uzak bir yer olsun. Lütfen. Bak ne istiyorsan yapacağım ama burada olmaz. Ne olur. Lamıcımı yok. O ağ bozuntusunun otelinde çalışacaksın. Neredesin oğlum?
Bir başıma bekleyip duruyorum yüreğim ağzımda. Ya nerede olacağım ana? O yanımdaydı. Çarşıda kahvecilik yapıyormuş. İpsi saptızın biri. Diğerle konuştum. Zorla kaçırıldım diyor. Yapma ana, yapma. Yalan konuşuyor ya. Bu kız kapıdakileri kandırıp çıkmadı mı? Adam zorla mı gelip odasında kaldırdı bunu? Belli ki görüşüyor bunlar. O da yüz buldu geldi kaçırdı. Belli ki bir çocukluk etmiş. Ne anlar o bu işlerden? Gözümle gördüm vallahi. Dicle'ye mesaj çekmiş. Zorla kaçırdım gelin beni kurtarın diye. Hiç anlamadan bilmeden. Ana! Ana! Ben bugün görmek istemediğim ne varsa gördüm. Duymak istemediğim ne varsa duydum. Onları oracıkta gebertmediysem daha büyük rezillik çıkmasın diye. Benim ağzımı açtırma. Oğlum, benim bütün çırpınmam bir evladımın arkasından diğer evladımın acısını çekmeyeyim diye. Kadir, nereye? Ana bırak gideyim. Bırak gideyim bu konaktan yoksa bak tutamıyorum kendimi. Bırak. Allah razı olsun doktor hanım. Hazır gibi yetiştiniz. Ateşi biraz yüksek ama sen fazla panik yapmışsın. Bebeklerde olur böyle ataklar. Ne bileyim doktor hanım. İlk çocuğumuz, tek oğlumuz. Beyim de yok. Korktum çok. Bak şimdi bunları sana bırakacağım. Şurubu sabah akşam içir. Ateşini de bununla her saat başı ölç. Eğer olur da yüksek çıkarsa yarın akşamüstü hastaneye götürürsün. Çıkmazsa zaten her şey normal demektir. Tamam mı? Allah razı olsun doktor hanım. Hadi geçmiş olsun. Bir şey olursa yine ararsın ama panik yapma, tamam mı? Ağam sizden de Allah razı olsun. Geçmiş olsun. Kadir ağaya şöyle havalı can canlı bir tabak yaptır benden. Tamam. Hadi. Bunlar daha iyi günlerin Kadir. Hayrola? Sen bu küçük ayağı yanık değil miydin? Ayağının dibine gönderiyorum. Daha ne? Hayır. Yapmayacağım. Hem otelde öyle şeyler de olmaz. Ya yakalanırım, rezil olurum. Sen beni yanlış anladın be güzellik. Bu defa vücudunu değil, ruhunu satacaksın. İhanet edeceksin. O ağa bozuntusunu oyuna getirip avucumun içine düşüreceksin. Hayır, yapmayacağım. Ne dersem onu yapacaksın, anladın mı? Şimdi seni tıpış tıpış evine göndereceğim. Ağzını açmayacaksın. Yarın da o otelde işe başlayacaksın. O herifi alt etmemi sen sağlayacaksın. Gün gelecek parasını çalacaksın. Gün gelecek işini bozacaksın. Peki. Sen bilirsin. Ananın sebebi olursun. Dur. Dur. Tamam. Tamam yapacağım. Ama bir şartım var. Pazarlık yapacak durumda değilsin ama de bak neymiş? Kadir'in canına bir zarar gelmeyecek. Ya biz de durduk yere elimizi kana bulamak istemeyiz ki. İşimiz ticaret. Kutumuzu doldurmaya bakıyoruz. Söyle o zaman ne yapmam gerekiyor? (Gülüyor)
Şimdi evine gideceksin. Dediğim gibi ağzını açıp kimselere bir şey söylemeyeceksin. Sana ilk işin için 24 saat süre. Kadir'in çek defterini çalacaksın. Bir de imzalı evrak bana getireceksin. Lanet olsun, getireceğim. Aferin. Bu kadar kötü müydü bu yol ya? Giderken bu kadar değildi sanki. Aynı yoldan gidiyoruz değil mi? Sen hastaya yetişeceğim telaşıyla gözüm bir şey görmedi ki yolda giderken. Yol aynı yol. Ama sen aynı sen değilsin be doktorunun. Saplandık mı? Ha? Dur sen. Ben inip bakacağım şimdi. İnanmıyorum. Ya sen girsene içeri. Ne bekliyorsun dışarıda? Ben de yardım edeyim, bir şey yapayım bari. Ya neye yardım edeceğim doktor hanım? Gir içeri. Of. Ya ne yapacağız şimdi? Sakin ol doktor. Araba saplanmış. Ama çıkacağız elbet. Bulacağız bir yolunu. Sıram yollarda kabul ederseniz masaya bırakayım. Mahpustayken akraba olmuşuz. Cümleten hayırlı uğurlu olsun. Sana da geçmiş olsun Nasır. Hadi iyi akşamlar. Kadir. Sana da geçmiş olsun. Bacını duydum. Allah sabır versin. Bu devirde kız zapt etmek zor. Topla ulan ağzını. Ağzını topla! Yoksa ben toplatacağım. Sen kimsin benim bacımı dinle doluyorsun? Kimsin? Kadir. Bak, acım büyük, mazur görüyorum.
ama ellerini çek. Ya biz akrabayız, ayıp oluyor. Çek git lan buradan. Çek git. Helal olsun. Bas, 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 bas. Bas, köprü. Bas. Tam sola çevir, tam. Şimdi tam sağa. Allah kahretsin ya. Allah kahretsin. Olmayacak bu. Yok olmaz böyle. Ne yapalım, araç çekici falan çağıralım, bir şey yapalım. Arabayı çeksinler, bizi de götürürler eve kadar. Ya ne çekicisi doktor hanım ya? Burası İstanbul mu? Her saat her derdine koşsunlar. Ne yapacağız peki? Burada mı kaldık şimdi? Ben şimdi Rüstem'i bir arayayım. O bizi gelir alır. Arabayı da hallettirir sonra. Bak kurt murt iniyor buralarda, ne var lazım ha? Ya ne kurdu ya, ne kurdu ya, ne kurdu ya, Allah'ım ya. Basbayağı kurt işte. Ne oldu ya, açmıyor mu? Ya bir sakin ol, düşmedi. Nasıl çekmiyor ya? Benimki de çekmiyor. Kaldım burada. Tamam korkma sen. Tam kestiremiyorum da. İleride bir köy var. Evet. Sen arabada bekle, kapıları kilitle. Ben bir koşu gider gelirim. Nereye gidiyorsun ya? Hayır ben de geleceğim, dur. Ya sen otur. Ben hızlı hızlı gider gelirim. Hayır beni bırakma burada, ne olur. Kurt çıkarsa korkarsın bak. Hem çok soğuk. Araba güvenli. Galila, ben de geleyim. Ya da sen de gitme. Arabada bekleyelim sabah kadar, olmaz mı? Benzinimiz ne kadar kalmış diye bakıyorum. Kalorifer yakmazsak donarız burada. Hem daha sabah çok var. İyi tamam gel hadi gel. Bakacağız başımızın çaresine gel. Kurt var diyorsun. İlacını iç hanıma. Ne olacak bize Emine? Kızıma ne olacak? Kadir yok ortalıkta. Duramam bu konakta deyip çekip gitti. Diğer de o delikte. Ah hanımam ah. Allah yardım edecek inşallah. Yok. Bu oğlanla evlendirmek lazım diyarı. Kimse duymadan. Başka çare yok. Kadir'i nasıl durduracağız? Hanımam. Bir şey diyeceğim ama. Yoksa... Duydular mı Emine? Eltim aradı köyden geçmiş olsun diye. Ben dedikodudur dedim ama. Dikkat et. Gel. Yoruldun çok ama durursak daha çok üşürsün. Daha çok var mı acaba? Yok az kaldı. Kestirme olsun diye bu yola geldik sen. Ay. Dikkat et. Tamam iyiyim ben. Tam benim bastığım yerlere bas. Of. Gel. Bir dakika şöyle tut. Bir dakika. Tamam. Dikkat. Geldik sayılır.
Canım dur, sakin ol, sakin ol. Dur, dur. Dur Cüneyt. Ah. Çok acıyor. Tamam, sakin ol. Sakin ol, tamam mı? Az kaldı zaten. Ah. Of kahretsin. Hadi gel, kalk. Kalk. Hadi gel. Kalkamayacağım. Tutun bana. Tutun bana. Ah. Aa, dur, dur. Tamam, tamam. Ah! Yürüyemeyeceğim ben. Hadi ya. Ha, dur, ne yapıyorsun? Sıkı tut. Tamam. Herkes duymuş. Kalbine vuracak şimdi, hadi ne olursun. Hanıma. Nasıl kurtaracağım? Benim bir suçum yok. Nasıl kurtaracağım? Yok. Abi. Geber lan. Abi. Geber. Abi ne yaptın ben abi? Azrail'im! Bak lan bana. Bak, gözlerime bak. Gözlerime! Geber lan, geber! Vücudunu değil, ruhunu satacaksın. Ne yapacağız burada? Birinin evine mi gireceğiz? Herkes uyuyor, baksana ışıklar da sönük. Köy boş. Ama bakacağız başımızın çaresine, sen merak etme. Boş mu? Nasıl? Ya sen bir işime karışmasana doktor hanım. Ben rahat ettireceğim seni. Hah, şuraya bir bakalım, dur. Dur. Gelir sabah erkenden diyarı Karagöl'e getir. Ağam neredesin sen? İyi misin? Gelmeyeceksin mi konağa? Sen dediğimi yap. Celil, hanım ağanın durumu hiç iyi değil ha. Kadir ağayı mı arasak ha? Celil, ne oldu sana? Kadir ağa gelmeyecek Emine. He? Sabah erkenden diyarı götüreceğim. Thank you.
Lan. Eşek kadar adam oldun. Daha ana mı yatıyorsun? Alışamadı daha konağa. Korkuyor. Korkuyor. Yazık. Kalk lan. Kalk. Kalk lan. Kalk oğlum, kalk, kalk. Ya sen nasıl erkeksin oğlum? Ha? Bak, eğer ki anan gibi sümsük olursan, aha böyle kafana kafana yersin. Bu da kulağına küpe olsun. Yürü git şimdi. Hayırlı! Nereye kız? Oğlanın yatağını yapsaydım. Bak şimdi sana da görüşeceğim ha! Bırak oğlumu! Bırak! Sen ne diyorsun oğlum? Ne diyorsun? Nasır! Yapma! Millet uyanacak, ayıp! Ya ne ayıbı? Konak babamın konağı. Sığıntı geldik buraya. Yo benim kimseden korkacak bir şeyim yok ha. Sultan! Ne oluyorsunuz? Ortalığı ayağa kaldırdınız. Yok bir şey Fidan Hanım. Sen oğlanı al git. Bak Nasır. Edebini bozma. Bizim de edebimizi bozdurma. Edip. Ya karıcığım. Fidan yenge bizim halvethanemize girmiş. Hem de izinsiz. Sonra edepten bahsediyor. Bak. Bu konakta yaşayacaksan bu kıza da, bu oğlana da elini sürmeyeceksin. Anladın? Diyeceğim bu kadar. Yürü oğlum. Senin borun yarın sabaha kadar öter. Göstereceğim ben size. Yavaş. Gel. Yavaş. Bak orada sandalye var. Geç otur. Gel. Gel yavaş yavaş yavaş. 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 Tamam. Yavaş. Yavaş. Oh. Oh, çok şükür. Oh. Ateş yakacağım şimdi. Sen şimdilik bununla idare et. Yok çok üşümüyordum aslında ama. Sen buranın soğuklarına alışkın değilsin doktor hanım. Kalsın. Nereye? Ya yakacak odun falan bulacağım işte. E çok uzakta mı peki? Yalnız mı kalacağım ben burada? Aa, belli olmaz. Yani senin arkandan ben kapıyı kapatırım bir şey olmaz. Ha, bir dakika bir dakika dur. Dur bir saniye dur. Ya burada bir şey varsa? Vallahi ne olacak burada doktor hanım? Bir şey yoktur. Ya ne bileyim. Fare mare, böcek filan. Ya o kadar olacak artık. Yapacak bir şey yok ona. Ne demek olur ya? Ne diyorsun ya? Ah! Ne demek olur ya? Ne faresi ya? E sen de küçücük hayvan sana ne zarar verebilir doktor hanım ya? Ne olur beni yalnız bırakma burada lütfen. İyi gel hadi gel.
Gel. Sen burada böyle bekle. Bir şey olursa bana seslen. Duyarım. Tamam? Tamam. Şey, ben sana soru falan sorayım. Sen de cevap ver de konuşalım bari, olur mu? Olur, olur. Aslında ben korkak değilimdir. Hatta gözü karayımdır da. Böyle haşere falan olunca. Yani küçüklüğümden beri işte. Halila. Efendim. Seni götüreceğim dedin diye pişman oldun değil mi? Bir sürü dert açtın başına. Ya estağfurullah doktor hanım. Dert gelecekse senden gelsin. Başım gözüm üstüne. Üzülme sen. Ben biraz daha ileri gidiyorum. Burada yakacak bir şey yok. Tamam. Aslında o kadar soğuk değil sanki. Dönsen idare edemez miyiz acaba? Ben ederim de sen edemezsin. Halila, orada mısın? Buradayım. Sonra da bir fırsat vermedin ki benim diyeyim. Sen de amma gözü karaymışsın ha, hakikaten. Öyleyim dedim ya. Geliyordum işte seni kurtarmaya. Gel, gel. Burada haşere ne gezer? Haşere yemek olmayan yere gelir mi? Ya sen benimle eğleniyorsun yani. Ben de saf saf üzülüyorum. Halil Ağa'nın başına dert açtım diye. Oldu mu şimdi böyle Halil Ağa? Eğlen sen. Sen içeri giresin diye dedim. Allah aşkına şuraya baksana. Burada aşağı olmaz olur mu?
Sen yat dinlen biraz. Birazdan ısınır içersin. Nereye gidiyorsun yine? Kapının önünde oturacağım ben. Sen merak etme. Rahat ol. Ha yok. Şey... Sen burada olursan... daha rahat ederim galiba. Gel böyle otur istersen. İşte bir iki saate kadar doğar herhalde. İşte. 3 saat desen ona. Sen yat uyu dinlen biraz istersen. Sabah ana yola geri yürüyeceğiz. Oradan bir araba illaki buluruz. Buyur gidiyoruz. Ağam bekliyor seni. Nereye? Yürü bacım, hadi gidiyoruz. Senin abi nereye gidiyoruz? Annem nerede? Heyet toplanmıştır ağam. Herkes geldi. Halil? Yoktur ağam.
Oh, iyi iyi. O kendine karı kız peşinde koşsun. Nasıl oldu? Ağrısızın var mı? Yok, daha iyi. Hadi o zaman. Şimdi yola çıkma vaktidir. Sabah yazı başlamıştır. Hadi giy şunu. Günaydın. Kadir Bey geldi mi? Daha gelmedi Ceylan'cığım. Sen işe geri mi geleceksin? Evet. Hadi bakalım. Geç otur, bekle o zaman. Kala kaldın. Ben en iyisi Kadir Bey'in odasında bekleyeyim. Toplantı yapacağız zaten. Hazırlıkları yaparım. İyi, sen bilirsin. Hoş geldiniz. Ağalar. Çağrımıza icabet edip evinizden, köyünüzden kalkıp geldiniz. Hoş geldiniz. Ama Halil Ağa yetişemeyecekmiş. Ha, biz başlayalım. Neredesin ağam ya? Neredesin? Mesele laf kaldıracak bir mesele değildir. O yüzden lafı uzatmayacağım. Bozbeylerle yaptığımız barış artık geçerli değil. Diyeceksiniz ki neden? Aha bu. Amcaoğlum Kamil'i öldürmekten 20 yıldır mahpus yatan Maraba Mahmud'un itiraf mektubudur. Bu mektup Kamil'i öldürenin Ömer Bozbey olduğunun ispatıdır. Şimdi kızımızı geri almak ve bizi kandıranlardan intikam almak bizim hakkımızdır. Thank you.
Sen dön Celil. Her gün öldüreceğini bir kere öldür o zaman. Abi, bitsin bu işkence artık.